iyi günler diliyorum. Programa başlamadan önce şehitlerimizi rahmetle anmak istiyorum. Bugün aslında çok keyifsiz bir günümüz, üzüldüğümüz bir gün. Hepsinin mekanları cennet olsun. Ailelerine ve milletimize başsağlığı dileyerek başlıyorum. Tatsız bir konu, helikopterin düşmesi. İyi bir helikopter, her şeyinde çok iyi bakıldığı bir ülke Türkiye. Bakımının iyi yapıldığı bir ülke. Ama kader ve vade gelince bitiyor. Şehitlerimizi sadece rahmetle, sevgiyle ve minnetle anmak kalıyor bize de. Ve bir başka şey de tabii işimizi en iyi yaparak onlara layık olabilmek bizim görevimiz. O yüzden bugünkü toplantıyı da en iyi şekilde yapacağız. Bundan sonraki çalışmalarımızı da bu şekilde, bu zihniyetle sürdüreceğiz. Efendim, Tarım Gıda Akademisi tarafından düzenlenen 2 günlük bir eğitimin şu anda gıda ve tarım finansmanı ile ilgili konumdayız. Akademi, tarım ve gıda alanında sürdürülebilir ve döngüsel ekonomiyi öğretmek ve uygulatmayı hedefleyen eğitimler vermeyi planlıyor. Tabii burada en önemli konu sürdürülebilir olmak. Toplum, çevre ve ekonomi ekseninde karşılıklı ve döngüsel bir ilişkinin kurulabilmesi lazım. Bunun için de biz biliyorsunuz her zaman her işin başı sağlık deriz. Evet, gerçekten doğru, her işin başı sağlık. Ama sağlığı her şey yolundaysa bir anda unutuyoruz. Gündelik diğer işlerimize bağlanıyoruz, onlarla ilgileniyoruz. Sonra bir anda işte son pandemide olduğu gibi herhangi bir felaketle, bir doğal felaket olabilir, hastalık olabilir ya da savaşla etkilendiğimizde tekrar oradaki kayıplardan daha fazlasını açlıkla yaşıyoruz. Sonra tarımın önemini hatırlıyoruz. Sonra tekrar çiftçinin önemini hatırlıyoruz. Sonra yaralar sarılıyor. Tekrar rahatlıkla gıdaya ulaştığımız bir dönemde tarımın önemini unutuyoruz. Ta ki bir sonraki felakete kadar. Demek ki aslında tarım sürekli aklımızda olması gereken, planlaması yapılması gereken ve üzerinde durulması gereken önemli bir konu. Peki tarımın tehditleri olduğundan bahsediyoruz. İşte küresel ısınmadan bahsediyoruz. Giderek yaşlanan nüfustan bahsediyoruz. Kaynakların tükenmesinden bahsediyoruz. Bu tehditler acaba fırsatlarda olabilir mi? Bu fırsatları kimler değerlendirebilir? Bu fırsatı değerlendirmek için kimler girişimci olabilir? Örneğin hemen ilk akla gelen kadınlarımız, sonra gençler akla geliyor. Özellikle tarım, kadınlar olmazsa olmaz biliyoruz. Kadınlara yönelik neler yapılabilir? Gençler tarıma nasıl çekilebilir? Biz bu konularda neler yapabiliriz? Girişimciler kimler? Örneğin hemen sayarsak, tarımla iştigal eden ama kendi klasik mekanizması içinde yenilik arayan, teknoloji kullanmak isteyenler, zamanında tarımdan kopmuş, şimdi tarlasına, işletmesine geri dönmek isteyenler, hiçbir tecrübesi ve yeri olmadığı halde kırsal alanda yaşamak ve üretimde bulunmak isteyenler ya da gelir getirici bir faaliyette bulunuyor, devletinde burada parası varmış, desteği varmış, bundan faydalanmak istiyorum diyenler, hobi olarak bu işe girmek isteyenler, salgından sonra kışın evine dönmeyenler ve artık oralarda tarımla ilgili bir şeyler yapılabileceğini anlayanlar ya da tarımla ilgili meslek gruplarından, veteriner, ziraat mühendisi, gıda mühendisi gibi bir branştan mezun olup da ya ben bu mesleğimi yapmak istiyorum ama bir finans, bir kredi, bir şey olsa ben bu işi yapacağım. Bilgim var da bir türlü bu işe giremiyorum diyenler gibi çeşitli kitlelerden oluşan bir grup var. O zaman da tekrar hani her işin başı sağlık dediğimiz konuda konu geliyor, dolaşıyor, tekrar ekonomiye dönüyor. Bu sefer de diyoruz ki bu işi yapmak için paradan konuşmak lazım. Bu iş ne kadar paraya mal olur? Bunun için parayı nereden bulurum? Nasıl borç alabilirim? Nasıl yaparım? İşte tam bu noktada bugün çok değerli iki konuğumuz var. Kendileri konularında uzmanlar ve bize çok değerli bilgiler verdiler. Müsaadenizle konuklarımı tanıtmak istiyorum. Konuklarımdan ilki Avrupa'nın yönetim ve finansman yönetim eğitiminde önde gelen işletme okullarından biri olan Frankfurt School'dan kıdemli müdür ve tarım finansman uzmanı Ömer Demirhan. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Hoş bulduk. Diğer konuğum 18 yıldır tarıma milli bir mesele zihniyetiyle hizmet veren 1,5 milyona yakın çiftçi ile muhatap olan, sektörde %43'lük bir pazara sahip olmuş olan özel bankalar arasında lider olan Deniz Bank.
Tarım Bankacılığı Krediler Grup Müdürü Murat Tevfik Güçlü Bey. Siz de hoş geldiniz efendim. Çok teşekkürler, sağ olun. Ben müsaadenizle konuşmaları önce akademik açıdan ele almak, sonra da sahada neler olduğunu Denizbank'tan dinleyerek yönelmek istiyorum. Bu nedenle de önce Frankfurt School'la söze başlayacağım. Ama konuşmacılarımızın ilk konuşmaya başladıklarında aynı zamanda kendilerini de çok kısa tanıtmalarını rica edeceğim. Ömer Bey, ilk sorum size. Tarım ve gıda sektöründe hangi alanlarda bu girişimcilik fırsatları var? Yeni trendler ne? Neler trend oldu son zamanlarda? Yeni alanlar. Girişim finansmanı neler? Neler olabilir bu çapta da, bu doğrultuda? Bize biraz bunlardan bahseder misiniz? Evet, zaten okulumuzu tanıttınız. Biz Almanya'da bir işletme ve finans üniversitesiyiz. Aynı zamanda da gelişmekte olan ülkelerde hem finansal kuruluşlara hem kamu kuruluşlarına teknik destek sağlıyoruz. Üniversitemiz Almanya'da kendi alanında ilk 5'e, Avrupa'da ilk 20'ye giren bir üniversite. Dünyada ilk 50'deyiz. Türkiye'de de 2003 yılından beri faaliyet gösteriyoruz. Evet, anladığım kadarıyla Erhan Bey, bugün geleneksel tarımı değil aslında girişimciliği konuşacağız. Dolayısıyla bu yeni alanların, tarımda ihtiyaç olan girişimcilik alanlarının finansmanını konuşacağız. Hani benim ilk gördüğüm alanları hemen hızlıca sıralayayım. Notlarımı aldım zaten. Birincisi organik, ekolojik tarımda bir ciddi bir trend oluştu biliyorsunuz. Özellikle pandemi sonrası bu alana daha fazla bir yönelme var. Dünyada 160 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz organik dediğimizde. Türkiye'de 500 milyon euro küçük gibi gözüküyor. Zaten Türkiye'de biliyorsunuz organik ve ekolojik aslında dış taleple başladı. Yani biz aslında ihraç ederek başladık organiği. Ama şimdi artık kendi tüketicimiz de Türkiye'de organik ürüne talep gösteriyor. Şu anda Türkiye'de toplam alanların sadece %2'si, 2 ila 3'ü organik tarım yapılıyor. Ve çiftçi sayımız da 75 bin çiftçi gibi bir rakam. Yani Türkiye'de toplam 3 milyon civarında bir çiftçi olduğunu düşünecek olursak az bir rakam var hala. Potansiyel yüksek. Şimdi pandemiye bağladım bu konuyu. Neden? Çünkü organik tarım pandemide farklı bir ekonomik görünüm sergiledi. Normalde organik üretim refah arttıkça artan bir üretim, tüketim şekli, organik tüketim. Yani insanların gelir seviyesi arttıkça organik tüketim artıyor. Ama pandemide tam tersinin yaşandığına ilişkin istatistikler yayınlanıyor. Ülkemizde değil ama global istatistiklerde bakıyoruz. Milli gelir düştükçe organik düşmesine rağmen pandemiden dolayı organik tüketimin arttığını görüyoruz. Yani insanlar sağlık gerekçesiyle bu alana gittikçe yöneliyorlar. O yüzden ülkemizde de hala organik, tabii organik biliyorsunuz mevzuatı var. Ama işte aynı zamanda ekolojik, iyi tarım, her birisinin tanımları farklı biliyorsunuz. Bu alan büyümeye devam edecek. Sadece bitki üretimi kastetmiyorum. Hayvancılıkta da aynı şey olacaktır. Başka bir alan tıbbi aromatik bitkiler. Bu alanda ciddi yönelimler var. Aslında neden tıbbi aromatik bitkiler? Onun da pandemiyle bir alakası var. Çünkü biliyorsunuz onlarda işte bağışıklığı, sağlığı güçlendirici ürünler bunlar. Veya kronik tedavilerin tedavisi için bitkiler. O alanda da çok ciddi, küçük olmakla beraber hala toplam pazarda payı küçük olmasına rağmen ciddi bir yönelim var. Değil mi? İşte kekik, nane, zerdeçal, lavanta, işte başka bir sürü işte çörek otu, yeni morengo diye bir bitki gelmişti. Geçen gördüm sahada dolaşırken Antep'te. Dolayısıyla bu alanda da bir yönelim var. Başka şunlardan bahsedebiliriz. Yeni dönemde önümüze girişimcilik olarak aslında koruyucu tarım ve işlemsiz tarım uygulamaları gelecek. Çok bebek adımları var şu anda ülkede. Gelişmiş olan ülkelerde bu artık çok ciddi tartışılıyor. Koruyucu tarım, işlemsiz tarım nedir? Ekolojik dengeyi gözeterek toprakları fazla makineyle işlemeden, daha fazla emisyon harcamadan, daha fazla mazot yakmadan, gübre atmadan, daha az atarak ya da en azından yaptığımız tarım şekli.
buna olan talebin artması için de tüketici bilincinin artması gerekiyor. Yani tüketici tarafında üreticiye koruyucu tarım yaptıysan senden alırım gibi bir yönelim olursa bu alan artacak. Şimdilik bebek adımları var demiştim. İşte Trakya'da, Konya'da, ülkenin başka yerlerinde koruyucu tarım, pulluksuz tarım, az işlemeli tarım yapılmaya başlandı. Başka yeni bir alan, yine mekanizasyondan gidelim. Çünkü aslında koruyucu tarım da yeni makine tipleri gerektiriyor. Artık daha enerji ve kaynak verimli makinelere doğru bir yönelim var. Yani eski bizim hani mevcutta mazot, gübre, ilaç sarfiyatımızı veya yem sarfiyatımızı oluşturan makinelerden ziyade daha hassas, daha kombine makineler, birkaç makinenin bir araya getirilmiş şekilleriyle üretim yapma, yine işlemesiz tarım makineleri, değil mi? Anıza doğrudan ekim, mesela bunlara çok ihtiyacımız var. Bunlar artacak. Yani bunlar hepsi yeni girişimcilik alanları. Hassas tarım teknolojileri. Hassas tarım nedir? Sensör, uydu gibi teknolojilerden faydalanarak aslında girdi miktarınızı azalttığınız, verimliliği artırdığınız sistemler. Buralarda bir artış var. Bilinçli sulama teknolojileri, yine telemetrik sistemlerle, uzaktan yönetimle veya hassas tarımla. Yani ne kadar girdiği azaltıp işte verimi çıktığı artırırsak zaten biliyorsunuz en büyük sorunumuz da bu. Yenilenebilir çiftlik enerjisi yatırımları artıyor. Yani çiftliklerin çatılarına güneş enerjisi, çiftliğin kendi suyunu basacak kadar işte güneş panelleri. Yani çiftliğin elektriğini çiftlikte sağlayalım yaklaşımı. Biliyorsunuz bizde yenilenebilir enerji yatırımları hep böyle işte şeye vermek için, şebekeye vermek için yapıldı şimdiye kadar. Büyük ölçekli yapıldı ama hepimiz işte ara sıra işte Avrupa'ya gidiyoruz bazı insanlarımız. Orada görüyorsunuzdur bazı çiftliklerde küçük bile olsa bir rüzgar türbünü var. Bu tür yatırımlar bizde de artacaktır. Başka bir de üretim modeli olarak yeni girişimcilik alanları var. Artık çiftçi ortaklıkları meydana gelmeye başladı. Zaten Avrupa'da biliyorsunuz tamamen model bunun üzerinedir. Yani Avrupa'da bireysel üretim yoktur. Herkes bir yapının ortağıdır. Bu kooperatif olabilir, birlik olabilir, ortaklık olabilir. Yani yazılı bir ortaklık. Bizde çiftçilerimiz genellikle bireysel çalışıyorlar ama artık farklı yatırımcıların bir araya gelip ortaklıklar, girişimler kurduklarını görüyoruz. Bunun en bariz somut örneği tabii normalde kooperatifler. Ama bizde Türkiye'de 12 bin tane kooperatif var. Hani kaç tanesi verimli çalışıyor, gerçekten amacı doğrultusunda çalışıyor diye maalesef. Biraz az. Şimdi oralarda da daha verimli, modern modellere doğru gidilecektir. Yeni bir model kadın kooperatifleri. Siz açılışta bahsettiniz. Kadınlar belki işte girişimcilik için yeni bir girişimci grubu. Kadın kooperatifleri ülkemizde aslında icat edilmiş bir kavram. Normalde hani kadın kooperatif diye bir şeye rastlamazsınız dünyanın başka yerlerinde. Sadece mevcut kooperatiflerde kadınların daha fazla görünümünü, işte yönetimini almaya çalışıyorsunuz. Ama bizde kadınlara daha bir pozitif ayrımcılık sağlamak için şu anda hem Tarım Orman Bakanlığımız hem Ticaret Bakanlığımız kadın kooperatiflerine destek veriyorlar. Yani üyeleri kadınlardan oluşan insanlar bir araya geldiğinde hem üretim hem ürettikleri ürünü işleme için yol açıyor. Aynen. Şimdi diyebilirsiniz ki ya bütün bunlar çok hani pahalı işler değil mi vesaire. Şunu söyleyebilirim. Pandemi bize şunu öğretti. Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü de bunu söyledi. Artık yerel gıda çok önemli. Yerel gıda ne demek? Yerinde ürettiğimiz gıda. Yani Ankaralı Ankara'da üretileni yerse, işte değil mi? Kayseri'deki üretileni yerse, Konya'dakine. Böylece biz yerel gıdayı sağlamış oluyoruz. Neden? Çünkü mevcut zincirler çok uzun. Yani mevcut zincirleri pandemide onu gördük. Yani siz sürekli bütün İstanbul'u Antalya'dan şuradan buradan doyurmaya çalışırsanız ve kendi çevrenizdeki tarım arazilerini öldürmeye başlarsanız bir pandemi olduğunda o zincir kilitlendiğinde herkes panik oluyor. Demek ki artık yerel gıda önemli. O yüzden ölçek bağımsız olarak yani bütün bu söylediğim girişimcilik alanlarını ölçek bağımsız olarak aslında devreye alabiliriz. Yeni dönemde bunlar gündeme gelecek. Hemen vaktim dolmadıysa şeyi söyleyeyim. Buyurun. Hep üretimden bahsediyoruz. Yani girişimcilik derken hep hangi alanlarda yeni üretim girişimleri olacak mı konuşuyoruz? Hayır, bir de çiftçinin hizmet aldığı
gizli satın aldığı, ürün sattığı, destek hizmetlerini satın aldığı servisler var değil mi? Yani hı hı. Oralarda da yeni girişimcilik alanları var. Oradaki yeni hizmetlerden de şöyle başlıklar halinde bahsederseniz 2 dakika. Mesela dijital danışmanlık, yani artık pandemi var. Uzaktan çiftçiye eriştiğiniz kameralı, videolu, uyguyla danışmanlık yapabiliyoruz. Bunu biz de yapıyoruz mesela şu an Franksco olarak bazı servislere hizmet veriyoruz. Uzaktan izleme, sensörle, fotokapanla, dijital analiz ve karar destek sistemleri verimlilik için, hastalık için, iklim için, sulama için, gübreleme için bunlar artık çok talep görecek. Yani buralara yatırım yapan insanlar belki şu anda hemen ciddi para kazanamıyorlar ama dijital tarıma yapılan her türlü yatırım kazandıracaktır. Tabii bu çiftçinin bir de eğitim, yayın, danışmanlık ihtiyaçları var. Yani değil mi? Yeni çiftçi tipinin bir de yeni konular için eğitim alması gerekecek. Doğru. İşte TAGA bugün platformu bize sunan Tarım Gıda Akademisi böyle bir çabayla yola çıkmış bir platform. Keza evet. Biz Frank School olarak mesela Tarım Finansmanı Sertifika Programı'nı online hale getirdik ve online 6 aylık bir kurs veriyoruz herkese. Bundan isteyen bize herkese. Biraz bahseder misiniz bir dakikada? Bu çünkü çok önemli bir konu. Biraz bize evet. Açıklar mısınız bunu? Onu size broşüründe göstermiştim aslında. Arkadaşlar yayına da alabilir. Tarım Finansmanı gelmişken Türkiye'nin ilk ve tek Tarım Finansmanı Sertifika Programı. Yani tarımın finansmanını öğrenmek isteyen herkes, yeni mezun, bankacı, kamu görevlisi bu eğitime başvurabilir. Mart ayında hala başvurularımız devam ediyor. 6 kredili, dolayısıyla Avrupa Kredi Transfer Sistemi'ne üye Türk üniversitelerinde master gören arkadaşlar da bunu bir kredili ders olarak da işletebilirler. Şuraya gördüğünüz e-mail adresine ekampus.tr.intfst.ye mail atarak bu programı da kaydolabilirsiniz arkadaşlar. Eğer ilgili arkadaşlar varsa. Evet, TAGA'ya özel olarak program ücretinde erken kayıt indirimini devam ettiriyoruz. Dolayısıyla 2900 liraya falan geliyor galiba. Orayı da hatırlatmış olayım. Frank School'un sertifikasına, bir nevi mesleki diplomasına sahip olmak için güzel bir avantaj diye düşünüyorum. Bunu da böylece söylemiş olayım bu fırsatı da. Başka bir akademi, bir eğitim fırsatı olarak. Evet, benim gördüğüm alanlar yaklaşık olarak bunlar. Daha fazla vaktinizi almayayım. Tamam, gayet güzel toparladınız. Hem hizmet sektörlerinden hem de neler olabileceğinden, yeni trendlerden bahsettiniz. Şimdi Murat Bey, size dönmek istiyorum. Çok güzel şeyler sayıldı yukarıda. Denizbank'ın hangi alanlarda daha çok potansiyel görüyor bunlar arasında? Uygulamada siz hangileriyle daha fazla karşılaşıyorsunuz? Size ne tip girişimler daha fazla oluyor bunlar? Akademik kitabı olan, dünyada görülen şeylerdir. Peki ülkemizdeki durum ne? Siz neler görüyorsunuz? Birazcık da sahadan bilgiler alabilir miyiz sizden? Tabii ki. Sizin söylediğiniz gibi ben de söze, hatta içlerinden biri de yakın bir çalışma arkadaşımızın akrabası, şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Mekanlar cennet olsun inşallah. Başlangıçta sizin çizdiğiniz yoldan devam edersek Denizbank aslında ne yapıyor onu bir tekrarlayayım burada. Şimdi son çıkarılan rakamlarda tarım sektörüne verilen kredilerin 130 milyar lira civarında olduğu açıklandı. Şimdi bu 130 milyar liranın %70'i kamu bankaları tarafından veriliyor. Yani Hüseyin Aydın Bey'in ifadelerinden yola çıkarsak 80 milyar lira civarında bir Ziraat Bankası kredisi var. Yine onun sözlerinden yola çıkarsak bu 80 milyar liranın %75'i başka hiçbir banka tarafından kullanılması mümkün olmayan sübvansiyonlu krediler. Yani istesek de biz bu alanda yokuz. O yüzden biz hani kamu ve özel ayrımını önemsiyoruz. Kamu hariç, kamu dahil dediğimiz rakamı söylememizin sebebi bu. Giremediğimiz bir alan olması nedeniyle. Onu hariç tuttuğumuzda özel bankalar içinde sizin belirttiğiniz gibi %45 pazar payımız var. Denizbank'ın buradaki rolünü şöyle ifade edeyim. Banka bilançosunda %10'luk payı var. Ziraat Bankası Genel Müdürümüz Hüseyin Aydın Bey de kendi bilançolarında tarımın payının %10 olduğunu ifade etti ki bu sübvansiyonlu kredileri aslında arındırırsak söylediğim sebepten dolayı %2'lere kadar düşüyor. Yani bunu şunun için söylüyorum. Tarıma adanmışlık, odaklanma anlamında
tarım iş modeli bankamızın çok önemli bir hedefi alanı. Yani biz bunu her yerde söylüyoruz, bunu bir milli görev olarak da görüyoruz ama bankanın önemli hedeflerinden birisi burası. Bunun altını çizmek istiyorum. Şimdi Ömer Bey çok güzel şeyi anlattı, ne tür fırsatlar olduğundan. Ben biraz buradaki katılımcıların profillerinden de yola çıkarak bize gelen yatırım taleplerinde, kredi taleplerinde hem ne tür alanlara ne çıkıyor hem de daha çok bu tür taleplerde özellikle dışarıdan gelen yatırımcılar ve yatırım kredisi taleplerinde nerelerde daha çok böyle düzeltilmesi gereken eksik gördüğümüz nokta var. Biraz oraya vurgu yaparak devam etmek istiyorum. Şimdi tarım aslında çok uzun süredir böyle farklı ve yeni yatırım arayışı alanı arayışında bulunan yatırımcıların gözde alanı. Bu sadece pandemiyle birlikte değil, pandemiden önce biz işte 18 sene önce bu işe başladıktan sonra çok böyle popüler yatırım alanları çıktığında özellikle Ziraat Bankası'nın da bir takım hibe programlarıyla desteklediği alanlarla cazip alanlar karşımıza çıkmıştı. Şimdi ama pandemi bu stratejik önemi bize bir kez daha hatırlattı. Bu ne kadar mesela hayatımızda hep gıda güvenliğinden bahsediyorduk. Şimdi gıda güvencesinden bahsediyoruz. Yani sürdürülebilir üretim, yani gıdanın tedarikinde, hatta lojistiğinde, tedarik süreçlerinde tümden her türlü aksamanın hayatımızı nasıl etkilediğini gördüğümüz için bu konu ne kadar stratejik olduğunu şahit olduk. Bu pandemi bunu biraz daha bariz hale getirdi. Şimdi dışarıdan bu sektöre bakan girişimcilere bir vizyon olması bakımından şöyle kabaca bir perspektif çizmek istiyorum. Tarım zaten hani barındırdığı yapısal ve sürece bağlı koşulların etkisi altında bir gelişen bir sektör. Doğa koşulları var, fiyat dalgalanmaları, genellikle gelirin yıllık elde ediliyor olması, tarım politikaları, çünkü anlık bir değişiklikle süreci etkileyen sonuçları olan şeylere çok açık, etkilere çok açık bir sektör. Pazar ve satış koşulları ve imkanları bu sektörde olanları, yatırım yapmak isteyenleri, dolayısıyla da bu yatırım yapanları finanse eden, bizleri etkileyen sonuçlar yaratıyor. Şimdi tarıma yatırım yapan profilleri kendi içinde aslında temelde ikiye ayırabiliriz. Birisi belki de ilk grupta stratejik olarak tanımlayabileceğimiz buğday gibi böyle tahılları içeren arzdaki küçük dalgalanmaların bile çok hassas sonuçlar yarattığı bir üretim biçimi. Bu ürün grubu stratejik önemine karşın tarım sektöründeki diğer ürünlere kıyasla daha düşük gelir sunan bir alan. Yani şöyle bir kabaca parametre verelim. Bir dekar buğday üretiminden elde edilecek gelir, bir dekar elma üretiminden üretecek gelirle kıyaslanamayacak ölçüde farklı. Ama mesela şöyle bir oran verelim. Tarla bitkileri toplam tarım arazilerinin %81'inde üretim yapmamıza karşın bitkisel üretim gelirinin %34'ünü sağlıyor. Bunun karşısında diğer bir grup var. O da yüksek katma değerli, birim alanda daha yüksek getiri vaat eden tarımsal ürünler. Bunlar meyve bahçeleri. En çok karşımıza bunlar çıkıyor. İşte meyve bahçeleri, ceviz, badem yatırımları siz de sık sık duyuyorsunuz. Tam otomasyonlu seralar, entegre süt çiftlikleri en çok bu yatırımcıların ilgi duyduğu şeyler, alanlar. Yüksek getirisi nedeniyle de özellikle tarım dışından gelen yatırımcıların ilk aklına gelen yatırım alanları da bunlar oluyor. Bu yatırımlar genellikle de yüksek sermaye gerektiriyor. Yani herkesin böyle kalkışabileceği, yatırımda bulunma tercihini gösterebileceği yerler değil. Şimdi buraya heveslenen yatırımcı profilleri her ne kadar görece yüksek eğitim ve gelir seviyesine sahip olsa da tarımın içinden gelse bile, ki genellikle tarımın dışından geliyorlar, bu yeni faaliyete yabancı oldukları için bir kere profesyonel yönlendirmeye ihtiyaç duyacak bir profil. Burada yeri gelmişken şunu söyleyelim. Biz tarım bankacılığı olarak sadece finansman veren, finansman imkanı sağlayan bir banka değiliz. Bu müşterilerimizin yatırım tercihlerini değerlendiren, analiz eden, onları yönlendiren, hatta birçok müşterimiz var. Projesini bizimle tartışıp daha uygun imkanlar bulduğu için başka bankalardan bile kredilerini kullanabiliyorlar. Olsun,
Bugün burada, yarın başka bir yerde biz o üreticilerimizle bir araya gelebiliriz. Bu grup işte biraz önceki oranın tersinden söylersek, alanın %19'unu kullanarak, tarımsal faaliyet alanının gelirinde %66'sını sağlıyor. Yani burası katma değeri daha yüksek bir alan. Ama şimdi burası daha yüksek bir yer diye daha hemen buraya mı yatırım yapılmalı? Yok. Çünkü yüksek sermaye gerektirmesi nedeniyle de herkes buraya yatırım yapamıyor. Ama diğer taraftan da şöyle bir şey var. Stratejik ürün diye belirttiğimiz buğday, tahıl gibi alanlarda da üretimin geri kalmaması gerekiyor. Şimdi bu bir sanki kendi içinde paradoksal bir ilişki gibi. Yani herkes yüksek getirili yatırım alanlarına mı gitmeli? Stratejik ürünler geride mi kalmalı? Oysa bunların kendi içinde de hassas bir dengeyle, tarım politikalarıyla da çözülmesi mümkün. Mesela FAO'nun verilerine göre, elimizdeki verilerden yola çıkarsak, ülkemizin buğday ortalaması FAO verilerinde 278 kilo dekarda. Avrupa Birliği'nin ortalaması 426 kilo, dünya ortalaması 354 kilo. Yani Türkiye'nin ortalama ülkemizin %50 fazlası. Hatta buğday yetiştirme alanı çok müsait olmamasına rağmen neredeyse 1000 kilolara ulaşan Hollanda'nın şeyi var, verimlilikleri var. Şimdi bu ülkelerdeki yüksek verim tabii doğa koşullarının sağladığı bir avantaj değil. Yani bu açıdan bakarsak bu avantaj aslında ülkemizde. Bu ülkeler daha çok teknoloji, sulama vesaire bir takım iyi tarım uygulamalarıyla bu verimleri sağlıyorlar. Biraz önce paradoksal ilişki dedim, yani stratejik ürünlerin üretiminden vazgeçemeyiz ama katma değeri olan ürünlere de alan ayırmalıyız derken aslında buradaki ilişkiyi kullanıyoruz. Küçücük bir dokunuşla, yani sulama yaparak bile işte bu verimi %40 artırmak mümkün. İlave teknolojik bir takım yatırımlarla bunu çok daha artırmak mümkün. Bu sayede aslında ortalama 20 milyon ton civarında diyelim ki buğday üretimimiz, yine aynı üretimi sağlayarak biz alandan tasarruf yaparak bu alanlarda daha katma değeri yüksek ürünler yapma yolunu tercih edebiliriz ya da bulabiliriz. Tabii bunların hepsi teknolojik bir dönüşüm gerektiriyor. Özellikle bu dışarıdan gelen yatırımcılarda ilk en büyük yanılgıyı şurada görüyoruz. Şimdi kağıt üstünde bir takım verilerden yola çıkarak çok yüksek getirisi olan ürünlere yatırım yapmak istiyorlar. Şimdi burada baktığımız zaman bizim en çok yönlendirdiğimiz, hatta müdahale ettiğimiz taraf şu. Özellikle böyle arz ve talebi çok sınırlı, piyasa derinliği olmayan ürünlerde sağlıklı bir fiyat oluşumu olmadığı için akademik olarak bu fiyatlardan yola çıkarak yatırım kararlarını vermemelerini istiyoruz. Ya da verdilerse de bunları biraz biz kendi fizibilitelerimizle yönlendirmek istiyoruz. Şimdi yatırım öncesi kendi araştırmasını yapan bir girişimci, gördüğü bazı çok yüksek fiyatları referans alıyor, bir projeksiyon çıkarıyor. Aslında hesaplamada kullandığı ve yatırımı da kağıt üstüne çok aşırı karlı hale getiren fiyatlar teoride yanlış değil. Ancak bu fiyat çoğunlukla sürdürülebilir değil ya da belli koşullarda bu düzeyde oluşabiliyor. Yani pratikte bu fiyat üreticinin gelirine yansımıyor aslında. Ya da mesela şöyle hatalarla karşılaşıyoruz. Belki tam verime geçmesi 10 yılı bulacak yatırımların gerektirdiği sermaye ya da alternatif maliyet koşulları dikkate alınmadan sadece üretimin o kağıt üstündeki getirisine bakarak hatalı yatırım kararları verilebiliyor. Ya da işte biraz önce bahsettiğim gibi çok sığ bir üretim ve tüketim alanı olan bir üründeki yine o sığ ve fiyat ve gelir bilgisinden etkilenerek verilen kararlarla hatalar yapılıyor. Mesela geçenlerde bir yatırımcı geldi. Söylediği fiyatlar yanlış değil. Evet, o ürün o fiyata, o maliyetle üretilir ve o fiyata satılır. Ama ülkemizdeki üretim alanı 200 dekar. Oradaki fiyattan etkilenip 200 dekar daha üretim yapmak istiyor. Şimdi bütün dengeleri alt üst edecek bir şey. Yani dengemiz buna göre oluşmamış, fiyatımız buna göre oluşmamış. Türkiye'nin üretimi iki katına çıkaracak. Yani dar, sığ bir üretim. Şimdi bunlar tabii... Ürün bilinen bir ürün mü Murat Bey, yoksa? Çok niş bir ürün. Örneğini açıklarsanız iyi olur. Tabii mesela işte şimdi en çok revaçta olan şeylerden birisi keçi sütüydü. Keçi sütü tabii şu anda çok kullanılıyor. Ama sonuç olarak
yaptığı bölgede o bölgenin üretimini %50 artıracaktı. Ülkemizin üretimi de %30 artıracaktı. Şimdi bu bir beslenme alışkanlığının, damak tadı alışkanlığının değişmesini gerektiriyor. Ya da işte başka bir ürün söyleyeyim, atıyorum kuşkonmaz. Tabii biz onlara Türkiye'nin üretimi şu kadar alanda diyoruz, bir o kadar daha kendisi yapıyor. Tabii biz burada onu üretmesin demiyoruz ama onlara ilk tavsiyemiz de şu oluyor. Pazarımızı bulmadan yaptın mı? Belirledin mi? Satış bağlantını yaptın mı? Tabii şunu biz de tabii engellemek için söylemiyoruz bunu, yönlendirmek için söylüyoruz. Mesela o üreticimiz bize yurt dışı pazarında yaptığı bağlantıları gösterdi ve biz de onu bu manada yönlendirdik. Mesela bu tür şeyler geliyor. Şimdi bunların ya da mesela bariz örneklerden birisi blueberry, yaban mersini çok yaygındır. İşte bakıyorsunuz Migros'a gidiyorsunuz 15 liraya 100 gramı satılıyor. Yani 150 liraya kilosu satılan bir ürün. Maliyeti belki de 1-2 lira. Şimdi bundan etkilenip girmek istiyor. Oysa bu bağlantıyı yapmadan, kime satacağını belirleyemeden bu tür yapılan yatırım tercihleri sonunda o projenin geri dönüşünü de etkiliyor, hayata geçmesini de etkiliyor. Şimdi buraya kadar söylediklerimizi şöyle bir toparlarsak eğer, bu giriş, yeni girişimcilerin özellikle şu noktalarda dikkat etmesinde fayda görüyoruz. Zaten bu tür projeksiyonlarda da bunu mutlaka kendilerini yönlendiriyoruz. Şimdi bir üretim kararı verilecekse öncelikle gerçekten eğer endüstriyel bir ürün değilse, pazarı hazır bir ürün değilse, mesela domates üretimi, işte nerelere satılacağı belli, alıcısı belli, pazarı sığ değil, derinliği oluşmuş bir ürün. O yüzden üretimin baştan pazarlama ve satış kanallarını ve koşullarını araştırması önemli. Bir ürün vardır, bunda da verimi ve fiyatı artıracak. Mesela biraz önce buğdaydan bahsettik. Küçük bir dokunuşta %40-50 artırabiliyorsunuz. Ya da zeytinyağı üretiyorsunuz, dökme satmıyorsunuz, kendi markanızı yaratıyorsunuz. Buna benzer küçük dokunuşlarla yine verimde ve fiyatta sizi ayrıştıracak şeylerin neler olabileceğine odaklanmanızda fayda olabilir. Öz kaynak, sermaye, doğru iş planı, nakit akışına uygun bir finansman modeli işin en başında dikkat edilmesi gereken noktalar. Yani genel olarak bunu bir hani ürün bazında farklı olabilir ama gördüğümüz bize gelen yatırım taleplerinde genel olarak yatırımın kendini finanse etme oranı, kendini ödeme oranı, eğer %65 kredilendirme oranı kullanırsanız, %35 öz kaynak koyarsanız 6-7 yıl. Bu yüzden öz kaynağın varlığı, bir cebinde sermayenin olması önemli. Çünkü her işte mutlaka baştan planladığınızın dışında mutlaka bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Bu yüzden o karşılaşacağınız şeylere hazırlıklı olmak için sermaye ve bir takım streslere tabi tutmak, verimi düşük tutmak, alıcısını bulamamak gibi bir takım B ile C planlarını oluşturmak önemli. Akademik veriler her zaman gerçek hayatla örtüşmüyor. Mutlaka baştan öngörmediğimiz maliyetlerin çıkabileceğine ihtimal vermemiz gerekiyor. Yani tarımın biraz önce bahsettiği yapısal koşulları, fiyat dalgalanmaları, doğa koşulları vesaire, bunlar hep sizin baştan planladığınız şeyleri engelleyecek, etkileyecek koşullar. Yani en basitinden şunu söyleyelim, tarımsal üretimde harcanan, yapılan giderlerin, maliyet kalemlerinin %65'i kura tabi. Kur dalgalanması buradan zaten şu dönemde de yaşadığımız sıkıntılardan biri sizin maliyetlerinizi etkiliyor. Bu yüzden sermaye birikimiyle, yani bütün finansmanı yabancı kaynakla sağlamadan, hani o halk ağzındaki tabirle çayın taşıyla çayın kuşunu vurmadan yapmamız gerekiyor yatırım. Mutlaka belki, buyurun. Bu ne? Tabii deneyim, bilgi birikimi önemli. Siz deneyimli değilseniz bile deneyimli kadrolarla çalışmanız önemli. Ben en başında size söyledim, hani biz çiftçilerimizin, üreticilerimizin ya da yatırımcılarımızın sadece finansörü değiliz. Aynı zamanda onlara danışmanlık veriyoruz. Nasıl veriyoruz? Sahada birçok ziraat mühendisi olan şubelerimiz, bölge sorumlularımız, bölge kadrolarımız, bölge satış müdürlerimiz, genel müdürlükte pazarlama satış kadrolarımız, krediler tarafında
Bu kısmı ikinci turda geçelim mi efendim? Çünkü yani, orada bir girersek bir buçuk saat çıkamayız. O kadar çok hizmetiniz var ki ben önceden hazırlık yaptım, liste yaptım. Gayet yani Denizbank'ın yapmadığı hizmet yok gibi. Hem de çok güzel. Hele bazıları Tarım Bakanlığı'yla da ortak. Bunları müsaadenizle ikinci turda geçelim. Zaten son cümlem buydu. Önemli değil. Tamam. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tamam. Bu arada Ömer Bey'e kısa bir soru gelmişti. O da zaten hemen elektronik ortamda cevabını göndermiş. Çok güzel. Murat Bey'in dedikleri tespitleri gerçekten çok önemli. Tarıma girecek bir kişinin bir boş beyaz kağıdı alıp hiç olmazsa ikiye bölüp ne gelecek ne gidecek diye tespit ettikten sonra karını zararını orada görüp, ama tabii bu kadar da değil, bir de altına kalın bir çizgi çekip beklenmedik nelerle karşılaşacağını, diğer bütün sektörlerde döviz kurundaki değişiklikler, dalgalanmalar herkesi etkiliyor ama tarımı da etkiliyor. Ama diğer sektörlere açık havayla ilgili olabilecek bir durum, ithalatta alınabilecek herhangi bir karar, politikada uygulanacak herhangi bir destekleme rejimi değişimi etkilemezken tarımı kökten değiştirebiliyor. Ya da sizin bahsettiğiniz gibi üretim üzerindeki etkiniz sonucunda tüketimin nasıl etkileneceğini, o zaman yeni bir maliyet gelecek, tanıtıma yönelmeniz lazım. Daha fazla üretiyorsan daha fazla tanıtım, daha fazla pazar bulabilmeliyim gibi konuların girişimcilere hatırlatılması lazım. Ve bunları nasıl hatırlattığınızı biraz sonra sizden dinleyeceğiz. Çünkü çok güzel hizmetleriniz var. Ben isimlerin sıralanmasını da size bırakacağım. Çünkü çok güzel şeyler yapılmış. İlk turu aşağı yukarı tamamladık. 4 dakikalık bir gecikmeyle. Bence iyi gidiyoruz. Sadece izleyicilerimizden ciddi olumlu mesajlar gelmesi haricinde bir soru yok. Demek ki anlattıklarımız şu ana kadar iyi anlaşılarak gidiyor. Ben hemen Ömer Bey'e soruyorum. Ömer Bey, sektörde girişimci profili kimler? Ben az önce bazılarını saydım ama birazcık daha bunları derinleştirerek. Finansman erişimde bu profillerin güçlü ve zayıf olduklarını düşündüğünüz noktalar nelerdir? Bize bunları, bu profilleri biraz izah eder misiniz? Açıklar mısınız lütfen? Evet, sağ olun. Zaten aslında bazı güçlü ve zayıf yanlara Murat Üstad girdi. Ben de biraz açmış olayım. Şimdi tabii burada nasıl bir girişimci tipi var? Tarımda yeni girişimci tipleri neler? Siz de başlangıçta söylediniz, birçoğu tarım dışı dediniz. Yani aslında sermayesini tarım dışı sektörlerde biriktirip yolun yarısında veya emeklilikte arazi alan, işte hayvancılık işletmesi kuran çok fazla kişi var. Bu artacak da, yani mevcut işletmelerimiz eğer yeni dönüşüme kendilerini hazırlamazlarsa, kendilerini bir nevi dönüştüremezlerse, tarım dışından insanlar, evet belki saha tecrübesi yok ama teknik tecrübeyle ve iyi bir idareyle, yani iyi idare nasıl olur? İşte ekip, mekanizasyon, eğer bu tür ihtiyaçları da bir araya getirdiyseniz tarımda başarılı olacaklardır. Hani mevcutta tarım yapan işletmelerimiz de bu yeni alanlara giriyor mu? Giriyor. Özellikle de orta ve büyük ölçekliler. Yani küçük ölçekli çiftçilerimizde az önce bahsettiğimiz, programın başında bahsettiğimiz bu yeni girişimcilik alanları çok açıkçası istenen seviyede olmadığını görüyorum ben en azından sahada. Hani bu, itiraz varsa mutlaka yorumlarda bekleriz. Hani küçük çiftçiler de bu alanlara giriyor diye, ama genellikle orta ve büyük ölçekli, sermayesi yeterliyse artık bir çıkış yolu olarak az önce bahsettiğimiz daha teknolojik, daha bilinçli, daha çevreci tarıma doğru bir yönelim var. Startuplar kuruluyor. Bayağı bildiğimiz beyaz yakalı, eğitimli insanlar, işte İstanbul'da plazalarda çalışan insanlar son derece bu alana ilgi duyuyorlar. Son zamanlarda yapılan startup yarışmalarında eğer katılıyorsanız, yani venture capital yarışmaları, bu tür görünümlerde hep bu plaza insanlarını görüyorsunuz. Yani startup yarışmalarında da, yeni yatırım yarışmalarında da yapılan başvuruların neredeyse bazen yarısının tarım alanında geldiğini görüyorsunuz. Sadece tarım demeyelim, tarım ve gıda. Yani bunun içinde nihai tarımsal ürünü işleme de var. Yani geçen bir startup paneline katılmıştım. Bir hanımefendi
zeytin atık suyundan zeytin tozu üretimini başarmış. Yani mükemmel bir fikir ve aslında endüstri ekonomi içinde muhteşem bir iddia. Aynen, endüstrinin de ihtiyaç duyduğu bir şey. Yani şimdi biz zeytini hep çekirdekli yiyoruz. Hani ezme zeytini daha tam tanımadık ama işte endüstri mesela işte zeytin ezmesi kullanıyor. Zeytin tozu ihtiyacı da var. Bir yatırım, yeni bir fikir. Böyle insanlar var. Fintech'ler giriyorlar. Yani diğer dijital tarım, dijitalleşen tarım kısmında fintech şirketleri bu alana yatırım yapıyorlar. Şimdi yeni bir kitlemiz var biliyorsunuz ülkemizde, göçmenler. Evet. Şimdi göçmenlerimiz, özellikle Suriye'den gelen göçmenlerimiz öncelikle bu alanda şimdilik işçi olarak çalışıyorlar. Yani bizim tarımsal istihdam açığımızı kapatıyorlar. Bunu her platformda söylüyorum ben bu arada. Hani bundan çok da memnunum ben şahsen. Çünkü biliyorum ki eğer göçmenleri olmasaydı, göçmenler tarımsal işletmelerde çalışmasaydı, biz bugün şikayet ettiğimiz gıda fiyatlarını bir iki kat daha yüksek yerdik, tüketirdik. Doğru. O yüzden onların çok önemli katkıları var. Tabii ki emekleri sömürülmeden. Yani bu emek sömürüsü meselesi çok önemli. Ülkemizde maalesef bu anlamda da biraz bilinç seviyesi düşük. Ama yavaş yavaş göçmenlerin girişimciye dönüştüğünü göreceğiz. Neden? Çünkü şimdi işçi olarak çalıştığı işletmede artık yeni modelleri, yeni teknikleri akla getirerek, bunları keşfederek ya ben bunun daha iyisini yapabilirim diyecektir. Dolayısıyla göçmenler de aslında dezavantajlı bir grup olmasına rağmen ileride Türkiye tarımı için bir fırsat. Yok. Kadın kooperatiflerine zaten bahsetmiştim. Gençler, diğer bir dezavantajlı grup arasından gençler bayağı dezavantajlı. Hala dezavantajlı çünkü. Maalesef hem de genç olmalarına göre dezavantaj kelimesi pek yakışmıyor ama maalesef öyle. Maalesef özellikle finansman noktasında da başka ilave dezavantajlar var. Oraya tekrar şimdi ikinci kısımda gelirim. Şimdi bizde toprak sahipliği biliyorsunuz hala daha yaşlılarımızda. Yani kültürel olarak da değil mi? Büyüklerimiz vefat edene kadar araziler paylaşılmıyor. Yani çok az büyüğümüz var ya, hayattayken gel de çocuklar gelin şu arazileri bir paylaştıralım, şöyle bir kadastroyu çağıralım diyen modelleri çok görmüyoruz. Evet. O yüzden gençler de hani ilk etapta böyle işte topraksız, öz kaynaksız yola çıkmaya çalışıyorlar. O kısımda biraz zayıflık var ama özellikle yüksek işte katma değerli işlerde çalışıp öz kaynağını biriktirdiyse genç girişimcileri de görmeye başlayacağız. Bence bu finansman için de bir fırsat aslında. Deniz Bank'ın da girişimleri vardı. Birçok banka için gençlerin finansmanı, genç tarım girişimcilerinin finansmanı bir fırsat. Geçenlerde işte Ziraat Bankası bu konuda bir genç çiftçi akademisi vesaire kurmuştu. Hani krediyle de bütünleştirmeye çalışıyordu banka gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla bu da bir alan. Şimdi güçlü zayıf. Bakanlık da bununla ilgili desteklemeler veriyor ve bakanlığın yapmış olduğu desteklemeye katılan gençleri Denizbank bir kere daha destekliyor. Yani bu tip yaklaşımlar da var. Hakikaten çok hoş, dediğiniz gibi. Yani eğer ortada bir fırsat varsa değerlendiren bankalar da var. Evet. Bunu hatırlatmışken söyleyelim Erhan Bey. Kamunun hibe programlarında, tarımsal tüm hibe programlarında ortalama olarak söylüyorum. Gençseniz ilave %5, yani atıyorum eğer proje bütçenizin %50'si kadar hibe varsa, gençseniz ilave %5, kadınsanız ilave %5. Dezavantajlı coğrafyalarda yaşıyorsanız ilave %5 gibi böyle hibe oranları kendiliğinden artıyor. Bunu da hani gençlerimiz varsa bizi izleyenler duymuş olsunlar. Güçlü ve zayıf yanlarımıza gelecek olursak, özellikle finansmana erişim için. Aslında en esaslarını Murat Tevfik Bey söyledi. Hani hep zayıf yanlarımızı konuşuyoruz. Tabii ben biraz güçlülerden de başlayayım. Güçlü yanımız ne aslında? Güçlü yanımız toprak. Yani bizde toprak var. Ve toprak diğer gelişmiş ülkelerdeki kadar ölü değil. Yani hala toprağımız nispeten az kirlenmiş. Topraklarımız, organik, yarı organik, organiğe yakın topraklarımız var. Geçenlerde Kilis'ten bir yatırımcı arıyordu beni. Ya dedi ki 400 dekar arazim var. Hani bana şey yönlendiremez misiniz? Bir girişimci yönlendirin. Sermayesiyle gelsin. Bende de toprak var. Burada fidan eksin.
İşte ne istiyorsa Antep fıstığı, zeytin vesaire böyle talepte bulunuyordu. Dolayısıyla toprak sıkıntımız yok. Beşeri sermayeye gelirsek, şimdi sırayla gidiyorum aslında. Biliyorsunuz kredinin 5C, 5 tane C'si vardır. İngilizceden işte hani capital, sermaye, benim işte ondan sonra toprak, hepsini saymayayım şimdi, bankacılara girmeyelim. İşçi de, işçi meselemizde bir yani beşeri sermaye, hem teknik hem vasıflı hem de vasıfsız iş gücü ihtiyacı var girişimcinin. Burada bazı sıkıntılar var. Yani ülkemizde her ne kadar aslında eskiden bunu böyle bahsederdik. Türkiye'nin en büyük avantajı iş gücü derdik. Ama şimdi sahaya çıktığınızda aslında her alanda yetişmiş eleman bulamıyorsunuz. Girişimciler de işte ya deneyimli olsun, mutlaka en az 3-5 yıl deneyimli olsun dediğinde zaten büyük bir kitleyi, tecrübesi olmayan kitleyi elemiş oluyorsunuz. Mesela aslında bunu fırsata dönüştürecek bir girişimde çıkabilir. Yani tarımda farklı yetkinliklerdeki insanları, gerek vasıflı gerek vasıfsız insanları bir araya getirip bir havuz oluşturup işçi iş gücü müteahhitliği yapılabilir. Çünkü şu anda sahada çok ciddi bir açık var. Eren Bey şeyiniz kesik. Mikrofonunuz kesik. Emek kooperatifçiliği denilen konu bu. Örneğin İspanya'da Mondragon kooperatifleri emek kooperatifçiliği yapar. Tam da sizin dediğinizi yapar. Eğer bu tip kooperatifler de desteklenebilirse, ki Türkiye kooperatiflerle ilgili ciddi bir potansiyele sahip, kullanılmayan ama elde güç olan değerlendirildiğinde ciddi işe yarayacak büyük bir potansiyele sahip. Örneğin bu bankalar için yeni bir öneri olabilir buradan. Hem girişimciler için hem bankalar için, hatırlattığınız için çok sağ olun. Emek kooperatifçiliği veya emek müteahhitliği yapılabilir. Bir başka konuda ihtiyaç ne? Mekanizasyon. Şimdi ben İstanbul'da plazada oturuyorum, gidip bir girişimde bulunacağım. Tekirdağ'da veya çevre illerde veya Kilis'te. Ama traktörüm yok. Değil mi? Yani iş makinam yok. Diğer makinalarım yok. Ne yapacağım? Yani bütün bu yatırımları yapmak durumundayım. Ve hepsini sizin baştan almak mı gerekli? Aynen. Yeni bir fırsat çıkıyor. Aslında hemen bir yeni girişim fırsatı çıkmış oluyor. Makine müteahhitliği veya makine kooperatifleri. Eren Bey kooperatifçiliği çok sevdiği için. Fransa'da çok örneği var makine kooperatiflerinin, değil mi? Fransa'daki sistem tamamen bunun üzerine kuruldu, biliyorsunuz. Evet. Yani kooperatiflerin neredeyse tamamı aslında ortak makine kullanımı için kurulmuştur. Fransa'da 12 bin tane makine ortak kullanım kooperatifi var. Ortalama üye sayısı 20 kişi. Ve çiftçi orada hiçbir zaman gidip bu devasa traktörlere, biçer düverlere, kendi yürür makinalara, balya makinalarına yatırım yapmaz. Yani kooperatife gider, hissesini, sermayesini koyar. O kooperatif, o makine hem gelir kendi tarlasını, kendi arazisini işler, hem o kardan pay alır. Ve çiftçi bunun bakımıyla, şoförüyle, yağıyla, suyuyla uğraşmaz. Yani mesela bizde de bu aslında çok elzem, çok ihtiyaç olan bir alan. Kadın kooperatiflerinde yol aldık. Makine kooperatifçiliğinde, emek kooperatifçiliğinde de yol alacak çok ciddi fırsatlar var. Çok güzel söylüyorsunuz. İş planı, bununla beraber toparlayayım aslında. Tamam. Son 12-13 dakikaya girdik. Son 10 dakikayı da Murat Bey vereceğimizi düşünürsek 2 dakika tamam. Daha buyurun. 1,5 dakikada toparlayayım. Tamam. İş planı tabii ki en önemli konu. Yani biz bu konuda işte çiftçilere, girişimcilere destek olmaya çalışıyoruz. Finansal kuruluşlarla beraber eğitim vermeye çalışıyoruz. İş planı hazırlamanın Murat Bey aslında iki fazını bahsetti. İki önemli bacağını bahsetti. Birisi üretim projeksiyonu, gerçekçi ayakları yere basan üretim projeksiyonu. İkincisi de pazarlama planı. Şimdi ikisi de birbiri için, yani ikisi de ihtiyaç konular. Yani sadece birisini doğru yapmanız da yeterli değil. Şimdi bu üretim projeksiyonu konusunda Murat Bey çok güzel ifade etti. Biliyorsunuz tarımsal üretim işletmeden işletmeye çok farklı değerlerin alındığı bir üretim dalı. Yani siz bir ürün için x kilogram verim alırsanız komşunuz 2x alabilir. Hani endüstride, sanayide, imalatta böyle bu kadar yüksek farklar yoktur. Neden? Çünkü dip dibesinizdir ama toprak tipiniz farklıdır. Dağın öbür tarafında iklim farklıdır. Getirdiğiniz tohum çeşidi farklıdır. Hayvan getirirseniz o yöreye adapte olamaz. Kitabı, internetten okuduğunuz verim bilgileri veya gider bilgileri sizde %100 gerçekleşmez. Ha, tabii ki yakınsama amacınız nedir? Yakınsamaktır. Yani
ortada ideale yakın bir verim, gelir, gider projeksiyonu var. Buna yakınsamaya çalışırsınız. Ama koşullara mutlaka bakmanız lazım. Ya benim mikro iklimim buna nasıl tepki verir? Eğer mümkünse gidip teknik insanlardan bilgi almanız lazım. Dolayısıyla üretim projeksiyonu ilk fazı. İkincisi de pazarlama planı. Zaten biz de sahaya çıktığımızda, sahada çiftçilerle araştırma yaptığımızda bu iki konunun aksadığını görüyoruz. Yani mevcut çiftçimiz, geleneksel çiftçimiz işte atadan babadan gördüğü ürünü ekiyor, alıştığı bildiği ürünü ekiyor. Böylece risk almıyor. Hani gidip maceraya atılmıyor. Ama bu yüzden de sınırlı kalıyor. Aynen. Hasatta da en büyük problem ne dediğimizde pazarlama sorunu diyor. Yani mevcut evet. Çiftçimizin de zaten en büyük problemi bu. Yani sadece girişimcilerin problemi değil. Dolayısıyla eğer 3 milyon çiftçinin olduğu bir pazara geliyorsanız mutlaka bu iki bacağı çok güçlü tamamlamış bir şekilde gelmeniz lazım. Zaten kayıtlılık, belgelendirme gibi mevzuları aşıyor, geçiyorum. Bir de bankacılık açısından tabii finansal geçmiş ve skorlama meselesi var. Yani eğer hiç finansal geçmişiniz ve bankanın sizi skorlayacak bilgisi yoksa orada maalesef geleneksel olarak bankacılık tekniklerinde, taktiklerinde takılıyoruz. Bu konuda belki Murat Bey de hani bizi aydınlatacaktır. Bir başka konu da teminat deyip kapatmak istiyorum. Teminat konusunda da girişimcilerimiz zorlanıyorlar. Hani genellikle uzun vadeli yatırımlarda tabii ki bankalarda maddi teminat isteyecektir. Bunu hazırlamaları lazım. Eğer hazır değilse ülkemizde kredi garanti fonu gibi modeller var. Oraya gitmek lazım. Burada tam yerinde sözü Murat Bey'e bırakayım. Tam da kıvama getirdiğiniz konuyu böyle çok güzel bir yerde. Murat Bey'in de gözünden anlıyorum. Söyleyeceği çok şey birikti. Gerçekten az önce tarımda optimizasyon kısmında kalmıştınız. Dengelenmesi ve her şeyin nasıl planlanması gerektiği ve bu optimizasyona göre de yatırımların nasıl şekilleneceği. Burada projeksiyonlara ve üretim planlamasına kadar geldik. Teminattı, öz sermayeydi, nerede ne yapılması gerekiyor. Artık son 10 dakikamızı sizinle kullanalım Murat Bey. Buradan toplarsanız yani Denizbank hangi zayıf yanları görüyor? Bu yanlarla ilgili kendilerine gelen çiftlere ne şekilde yardımcı oluyor? Ne gibi konularda yerlerini açıyor? Çünkü biliyoruz ki örneğin sırf 220 binden fazla çiftçiye tarlada akıllı danışmanlık hizmeti veriyorsunuz. Bir deniz akvaryum diye bir çalışmanız var. Yani ben saymayacağım tabii bunları, hemen kesiyorum ve size bırakıyorum. Lütfen buradan devam eder misiniz? Şimdi buyurun. Sizin hem Ömer Bey'in söylediği yerden devam edeyim. Ben mesela şöyle şeyler gördüğümde şaşırıyorum. İki tane haber size birbiriyle tamamen zıt. Bir, çiftçi finansmana erişemiyor. İki, çiftçi çok borçlu. Yani Fintürk rakamları açıklandığında 130 milyar olduğunda haber şöyle oluyor. Çiftçi aşırı borçlu. Başka bir yerde, başka bir panelin konusu da şu. Çiftçi finansmana erişemiyor. Aslında bunlar birbirini destekleyen, birbirine paralel, ikisinin de doğru olduğu tespitler. Şimdi Ömer Bey iyi hatırlayacaktır. Onların yaptığı bir anketin sonuçlarında şöyle bir bilgi vardı. Tabii dar bir grupla yapılan bir anket ama geneli belli ölçüde, belli bir sapmayla yansıtıyordur diye düşünüyorum. Çiftçilerin %50'si yabancı kaynak kullanmadan, kendi sermayesiyle kredi kullanmadan üretimlerini yapıyorlar. Bunların %30 civarında bankalardan kredi kullananı var, tedarikçiden kullananı var vesaire. Yani aslında bizim yaptığımız için zor tarafı şu, çiftçi krediye ulaşmakta zorlanmıyor. Çiftçi aslında aşırı borçlu değil. Aşırı borçlu olan müşteri bazında aşırı borçlu çiftçiler var. Yani toplam 130 milyar liralık kredi hacmi aslında diğer sektörlerin gayri safi milli hasılası içindeki kredi rakamına baktığımızda o kadar yüksek değil. Sıkıntı şu, şimdi biz tarım bankacılığına başladığımızda aslında yalnızdık. Bizim geldiğimiz yoldan ilerleyip elde ettiğimiz sonuçlara varmak üzere bu işe girmek isteyen bankalar aslında biraz böyle işin modelinden, teorisinden kopuk uygulamalar yapınca yani aynı üretimle, aynı faaliyetle, aynı çiftçiye
birden fazla kredilendirince aslında toplamda borç yükü çok değil ama bir çiftçinin çok borçlandığı, borçlanmasına neden olan süreçler yönetildiğini gördük. Aslında hani bir zincirin en gücü en zayıf halkası kadardır derler, bilirsiniz. Yani biz burada herkes belli bir yöntemle, belli bir metodolojiyle bu kredilendirme süreçlerini yönetirse bu işin çok daha kolay gideceğini düşünüyoruz. Şimdi teminat tarafı mesela bir sıkıntı mı? Bizim kredilerimizin adette nereden baksanız %60-70'i açık krediler. Yani teminatsız krediler. Yani aslında kredicilerin hani çok temel bir sözü vardır. Beylik bir söz. Teminata kredi verilmez. Kredi teminata verilmez. Aslında önemli olan iş modelinin doğru değerlendirilmesi. İş modeli doğru değerlendirildikten sonra teminatsız da kredi verilir. Ya da o kredi ödenmediği takdirde gerekli teminat koşullarının oluşturulması için her türlü imkan da sunulur. Yani biz buralarda aslında çiftçinin mümkün olduğunca ya da yatırımcının, girişimcinin mümkün olduğunca tabii önünü açmaya çalışıyoruz. Yaptığımız iş bu anlamda aslında Ömer Bey'in biraz önce bahsetti, işte kayıt dışı, doğal koşullar vesaire, bunların hepsine baktığımızda aslında her sorun bizde karşılığını bulan, çözümünü bulan bir model olarak oluşturduğumuz sorun. Yani kayıt dışı ise, yani müşterinin size sunabildiği tek evrak çiftçi belgesi ise, onu bilançoya çevirecek bir altyapı kurmak bu bir model. Ya da doğal koşullara çok açıksa buna karşılık bir çözüm bulmak, işte sigortasını yapmak, yerinde izlemek, takip etmek bir model. Onun dışında bizi tabii en zorlayan şey bu sektöre bir heves girip ondan sonra ilk gördüğü sorunda sektörden çıkan bankalar. Bu tabii planlanmış bir nakit akışını çiftçi açısından bozan bir eylem olduğu için bizim de nakit akışımızı bozan sonuçlar yaratıyor. Burada dikkat edilmesi yine bizim dikkat etmeye çalıştığımız, dikkat edilmesini beklediğimiz bir şey. Aslında sonuçta bahsettiğimiz şeylerin hepsi, bir sorun varsa karşılığında da bir çözüm var. Mesela en çok söylenen yıllık ödeme, gelirin yıllık elde ediliyor olması. Bankalar çok uzun süre genel geçer kredi modellerini dayattılar üreticilere. Yani işte devre sonu faizi isteyen banka oldu, aylık ödemeli kredi vermek isteyen banka oldu. Ama nakit akışı bu değil. Siz ona uygun bir ödeme planı sunarsanız aslında bunu çözmüş oluyorsunuz. Aslında yani biz her sorunu bir sorun olarak da görmüyoruz. Her sorun çözülmesi gereken, modelde yer verilmesi gereken bir şey olarak görüyoruz. Bu yüzden de aslında çok zorlandığımızı söyleyemem. İki noktaya atıfta bulundunuz. Ona da değinerek sonlandırayım. Deniz akvaryum dediniz. Evet, tarım sadece çiftçilerin içinde olduğu bir sektör değil, bir ekosistem. Çiftçilerin faaliyetlerini desteklemek üzere yapılan bir sürü startup girişimleri var. Deniz Akvaryum bizim bu anlamda bu tür projelerinde değerlendirildiği bir şey. Bunun da ötesinde hatta biz teknolojiyi kendisi de uygulayan bir banka olarak işin içinde yer alıyoruz. Mutlaka duymuş olmalısınız. Denizden Toprağa bizim dijital platformumuz. Çiftçiye denizden toprağa üzerinden birçok hizmet sunuyoruz. Oradan giren çiftçi, o uygulamayı yükleyen çiftçi ziraat mühendisine soru sorarak ya da ürün fiyatlarını izleyerek, hatta uydudan tarlasını izleyerek, izleme olanağına kavuşarak bir takım hizmetler alıyor. Bu bizim aynı zamanda dijital yatırım yapan tarafımızı da, kimliğimizi de besliyor. Bir de bir önceki konuştuğum bölümde tamamlamış olayım eksik kalan kısmı. Danışmanlık hizmeti veriyoruz dedik. İşte sahadaki şubelerimizdeki çoğu ziraat mühendisi arkadaşımız, konusuna hakim arkadaşlarımız, bölge satış sorumlularımız, bölge satış müdürlerimiz, bölge kadromuz, genel müdürlükte satış ve pazarlama kadromuz, krediler tarafında işte bu yatırımları değerlendiren ARGE ve içinde ziraat mühendisi, inşaat mühendisi, makine mühendisinin bulunduğu proje değerlendirme ekiplerimiz, analiz ekiplerimiz aslında bu fonksiyonu icra etmek üzere topluca bu ekosistemin, bu bütünün parçaları. Aslında yani tarım bankacılığı yapmak demek, işte
bu işin bir parçasını almak değil. Bu toptan bir ekosistem. Her bir parçası bu puzzle'ı tamamlayan ve bu güzel resmin oluşmasına neden olan vazgeçilmez. O dişlinin her biri önemli bir parçası. Bizi de sanırım güçlü kılan biraz da bu. Çok teşekkür ederim. Vallahi inanılır gibi değil. Tam dakikası dakikasını milimetrik bir şekilde bitirdiniz. Demek ki hesap adamı olmak demek bu demek. Çok teşekkür ederim. Diyorum çok güzeldi. Ben programı kapatmadan önce her iki konuşmacımdan da böyle birer dakikalık son sözlerini almak istiyorum. Bu tarım finansmanı ile ilgili vurgulamak istediğiniz tek kelimeyle de böyle bir dakikalık sözünüz nedir? Onunla da kapatalım efendim. Buyurun Ömer Bey. Benim kapanışta söylemek istediğimi Murat Bey en başta az önce söyledi ama ben onu yinelemek istiyorum. Şimdi bankalar olarak yaptığımız bir hatadan bahsetti aslında. Hani Murat Bey öyle tarif etmedi, çok naif bir şekilde söyledi ama dedi ki Murat Bey, çiftçi çok mu borçlu acaba diye tartışmalar yapılıyor. Ve Türkiye'de bu konuda bir spekülasyon yapılıyor, çiftçi çok borçlu diye. Aslında değil dedi. Bunu teyit ediyorum. Gerçekten de sektöre baktığınızda 100 liralık hasılının tarımda yaklaşık tam rakam hatırlayamıyorum ama 35 lirası vesaire krediyle finanse ediliyor. Yani hatta sahaya biz çıktığımızda doğru teyit ediyorum. %50 diye bir rakam. Söyleyeyim 46 lira Ömer Bey. 46 mı? Yani evet. Daha yarı %50'ye bile yaklaşmamış. Bu normalde diğer sektörlere bakıldığında düşük bir oran. Yani bu sektörün borçlu olmadığını gösteriyor. Ama Murat Bey aslında bankaların yaptığı hatayı söyledi. Tüm bankalar aynı çiftçiye veya aynı tip müşteriye gidiyorlar. Bu COBİ'de de var, bireysel bankacılıkta da var. Yani eğer bir müşteri bir bankadan işte X lira limit aldıysa bunu gören bankalar işte ya diğer bankada bir X açıyor, öbür bankada bir X açıyor. Dolayısıyla belli insanlarda çok ciddi bir aşırı kredilendirme, limitlendirme varken belli kesimlerde hiç kredilendirme olmamış oluyor. Öyle olunca hani biz sektöre baktığımızda borçlu değil diyoruz ama bakıyoruz sektörün bir kısmı borçlu, bir kısmı borçsuz. Dolayısıyla bu seminerin bana göre en önemli çıktılarından birisi şu oldu. Aslında tarım girişimciliği de böyle bir alan. Yani biz yeni alanları, tarım girişimciliğini bankalar için yeni bir finansman fırsatı olarak görmemiz lazım. Ve biraz artık geleneksel kredilendirmeden girişimciliğin finansmanına doğru, özellikle onların dezavantajlı tarafları da olduğu için oraya doğru yönelmemiz lazım. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir tespit oldu. Gerçekten çok güzeldi. Ağzınıza sağlık. Evet Murat Bey, son bir de sizden bilgi alalım efendim. Buyurun. Bu yorum çok yani güzeldi. Son yorum. Yani biz hız kesmeden tarımda faaliyetlerimize devam etmeye azmindeyiz, hırsındayız. Sadece şunu söyleyeyim. Yani biz şu anda bakiyemiz işte oranlardan da göreceğiniz gibi 17 milyar lira civarında bir tarım kredisi bakiyemiz var. Ama biz yani bugüne kadar 17 yılda belki de 50 milyar liraya yakın bir krediyi piyasaya sunmuşuzdur kullanımına, istifadesine. Ama biz sektöre faydamızın bununla sınırlı olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü biz tarım bankacılığına başladığımızda 2002 yılını baz alalım. Sektörün kredi rakamı 200 milyon, 700 milyon liraydı. 700 milyon liradan şimdi 130 milyar liraya gelmiş bir sektörden bahsediyoruz. Bizim sektöre katkımızı sadece verdiğimiz krediyle değil, başka bankaları, kurumları da vermeyi cesaretlendiren tutumumuzla aslında açıklamaya, bütünlemeye çalışıyoruz. Çünkü gerçekten izimizden gelen, peşimizden gelen, hatta dinleyiciler arasında olduğunu biliyorum, bir bölge müdürümüzün ifadesiyle uzun süre tarımın KKB'si olarak görülen bir banka olarak konumlandı. Yani şunu söylemek istiyorum. Denizbank'ta kredin var mı? Var. O zaman ben de sana onun kadar kredi açarım. Başka hiçbir şeye bakmıyor. Çünkü doğru ölçtüğümüzü, biçtiğimizi, doğru kabul ettiği bir modelle verdiğimize olan güveniyle bunu yapıyor. Şimdi burada biraz önce söylediğimi, Ömer Bey'in de altına çizdiği şeyi bir daha tekrar edeyim. Bu sektör çok kıymetli bir sektör. Öyle bilinçsiz modellerle riske atılabilecek bir sektör değil. Hepimizin desteklemesi ve fırsat vermesi gereken bir sektör. Biz bu azim ve iştahla bu sektöre yaklaşıyoruz. Yani ilk riskte, ilk gördüğü sorunda çıkmak, ondan sonra ilk fırsatta tekrar girmek, bunlar tabii şeyi de bozuyor, nakit akışını, dengeyi de bozuyor.
bu sektör çok kıymetli. Özellikle bu pandemi sürecinde de bu kıymeti bir kez daha anladığımızı tahmin ediyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bilgiler verdiniz. Her iki konuşmacımıza da teşekkürler sunuyorum. Ağzınıza sağlık. Ciddi anlamda güzel bir beyin fırtınası yapıldı diyebilirim. Çok güzel konulara değindik. Gerçekten dünyada ve Türkiye'de tarımın nasıl girişimciliği arttığını, tarıma yönelim arttığını, bu artan yönelimle beraber girişimcilik portföyünde nasıl değiştiğini görüyoruz. Yapılan tespitlerde de en güzel belki şey finansal danışmanlık hizmetinin de finanse edilen bir şekle gelmesi ve değişikliklerin olması, döngüsel ekonomi ve kooperatiflerin de önemli bir girişim alanı olarak görülüyor olması, bu çalışmada elde ettiğimiz çıktılardan birkaçı diye sıralayabilirim. Süremizi 5 dakika kadar aştık. Ben burada tamamlıyorum. Bütün katılımcılara tekrar teşekkür ediyorum. Umarım bizi dinleyenler de keyifle dinlemişlerdir ve istifade edebilmişlerdir bilgilerimizden. İyi günler diliyorum efendim. İyi günler. Biz teşekkür ederiz.